Merhaba arkadaşlar, bir oyun molasıyla daha beraberiz arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra tekrar video çekmek çok güzel. Evet arkadaşlar, videolarıma yeterli talebi bulamadığımdan, açıkçası bir de fırsat bulamadığımdan video çekmeme kararı almıştım arkadaşlar. Ve tekrar az da olsa videolarıma karşı bir ilgi gördüm. Tekrar video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Stronghold Crusader'la devam ediyoruz arkadaşlar. En son da hatırlarsanız Rat'ı Tonga'ya düşürmüştük. Şimdi üçüncü olarak, tabii ben tamamlamıştım, daha aylar önce bitirmiştim bunları. Şu an hatırlamıyorum gerçekten. Şu an rakiplerimiz yine Şihah var ve Rat var arkadaşlar. Fare. Şöyle bir girelim. Başlangıç olarak 2000 altın veriyor hepimize. Gayet güzel. Tabi haritanın verdiği olanaklara göre neler yapabileceğimize bakacağız arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi taş kaynaklarımız bayağı bir bol gözüküyor. Demir kaynağımız var. Fakat hemen altında rat var. Sanırsam taş kale sınırlarımız şuraya kadar gelebiliyor. Burayı çevirebilirsek ilk önceki etapta taş toplamayı tercih edeceğim. Çünkü demir biraz daha riskli. Daha sonra burada da şah var. Evet, bakalım. Şurada da güzel bir yeşilliğimiz var. Yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Şöyle ortayalayalım bence. Şunu da biraz yeşilliğe yakın yapalım. Şunlarla bir önce besin önemli yani abi. 4 tane odun evi ve normal house'larımızı yapayım. Yaptık şimdi, güzel. Şimdi birer birer birkaç tane de taş evleri ekleyeceğim. Ve de ox tether'larımızı koyduk, öküzlerimizi. 2 tane şimdilik başlangıç için çok iyi. Şu gereksiz nesnelerimizi satıp para kazanalım biraz. Şimdi 500 taş ihtiyacımız olacak. Şöyle bir duvar çekmek istiyorum. En azından birkaç demir kaynağını alabiliriz. Şurayı tamamen kapatsak iyi olur. Evet, taşımız yetmiyormuş. Birazcık taş alalım şimdilik. Zaten ileride bol bol satacağız. Evet arkadaşlar, biraz da ok üretiminden devam edelim. Yani daha sonrasında sıkıntı olabiliyor. Şöyle o taşımız eksikmiş. Armory'mizi kuralım şöyle. Biraz da ham maddelere yaklaşık yapıyorum arkadaşlar. Çünkü arada odun getirilecek falan, ham madde. Odun önemli. Güzel, şimdilik yeterli. İki okçu evi. Odunlarımız geldikten sonra biraz daha taşa yüklenelim arkadaşlar. Geniş bir taş kitlesi yapalım. Bu bölümde yenebilirsem arkadaşlar, ikisini de yıkmayı başarabilirsek çekmeyi düşünüyorum. Eğer yetişmezse bir ikinci bölümde çekebiliriz. Onu belirtmek istedim. Bu arada taşlarımız geliyor. Biraz da demir üretimine girebiliriz. Yani zırh demir üretimi demişim. Şimdi Rat bize saldıracağını söylüyor arkadaşlar. Ben şöyle bir merdiven koymak istiyorum. Biraz okçularımızı da şöyle alalım. Onlar olayı orada pişirsinler bakalım. Eğer yetmezse bir destek ekip şurada hemen hazır olacak. Zaten basit bir saldırı ordusu gönderiyor Rat. Şu an başlangıç safhaları. Daha sonra kale
tarzında şeyler yapacağım. Şu an gördüğünüz gibi odunumuz bayağı az. Evet, mızrakçıları gönderdi. Yani gönderdi, ordu da bu kadarmış. Onu görmüş olduk. Üretimlerimiz şu anda devam ediyor. Bu arada ben hemen şuraya da bir barak yapayım. Ya da şöyle biraz daha açılı bir yere koyarsak, çünkü hani demir üretimi olduğunda şuradaki yolu kapatmak istemiyorum. Oo, mızrakçılar gelmiş, fena. Bu kadar kalabalık geleceğini bilmiyordum. Fena Tonga'ya düşebiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz okçu takviyesi yapalım. Çünkü hepsini indirmişler. Ah, şimdi de Şihah Beyefendi Hazretleri saldırıyor. Adam direktmen katapultlu olaya girdi. Şu katapulttan nefret ediyorum ya. Tamam. Şimdilik durumu ele aldık. Biz üretimimize devam edelim. Güzel. Odun biraz daha hızlı gelmesi gerekiyor. Çünkü düşmanlarımız saldırmaya başladı artık. Yani mızrakçılar olaya girmiş burada. Siz burada odun gibi bekliyor musunuz abi ya? Şöyle bir takla durumu deneyeceğiz. Bakalım işe yarayacak mı? Yalnız onlar tek gitmez. Önce öncü birliklerin gitmesi lazım. Aa, burada şimşek olayı var ya, o sıkıntı. Şimdi durumlar sıkıntıya binmiş. Yıldırım yüzünden droplar kapanmış yani. Popülasyon düzeliyor şu anda arkadaşlar. Neden öyle oldu anlamadım. Eksi 1'e indi. Hayırdır? Elemanlar hala ölmemiş ya. Sürekli arkadaşlar besliyor ya. Neyse. Başlar başlamaz mevzuya girdi bunlar. İndirin abi şunu. Şunları. From the rat. This land belongs to my family, upstart. You'll pay for your infamy.
Başlar başlamaz atraksiyonla başladık. Şurada kralı beklesek fena olmaz. Duruma girebilirler çünkü. Şuradan da biraz destek görelim. Uzun zaman oldu arkadaşlar ben de oynamayalı. Bayağı bir süre geçmiş. Granary boşalmış. Bizim yiyeceğe yüklenmemiz lazım arkadaşlar, yoksa fena düşeceğiz. Yavaştan ekin üretimine girsin. Girelim yani. Biraz sıkıntı gerçekten. Tamam. Kalelerimizi temizlediğimize göre şuraları biraz onaralım. Ve şuraya bir Grand Tower çakalım. Bunları buraya atalım. Siz de gelin buraya. Mevzuya artık girmemiz lazım. En azından kaleyle bayağı bir engelleri kırarız. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Direkt çıkan kaleye gitsin abi. Evet, demir üretimine de başlasak iyi olacak. Çünkü ham madde bekleyişi var. Şuraya bir tane kurabiliyorsak o şahane. Bir tane de şuraya öküz atıyorum. İkinciyi kuramayabiliriz ya, odun yokmuş zaten. Şimdi ekin gelsin biraz ama değirmen sıkıntı burada da ya. Değirmeni ne yapacağız bilmiyorum. 200 odun. Şimdilik biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Oduna ihtiyacımız var bu arada. Fazla fazla odun alsak iyi olacak. Çünkü bir şeyden para kırmamız lazım. Yoksa işler sakata binecek arkadaşlar. Şimdi ox tetherlarımı koyuyorum. Popülasyonumuz biraz az. Granerimiz boş. Arkadaşlar biraz yeteri kadar satın almaya çalışıyorum. Elma. Yani gördüğünüz gibi popülasyon durumundan dolayı bir azalış söz konusu. Evet, taşlarımızı biraz satalım. Altına ihtiyacımız var bu aralar ve oduna ihtiyacımız var. Ekin gelmeye başlamış. Hemen 200 odun alayım. Değirmenimiz de olaya girsin. O popülasyon dolmuş. O da iyi. Şöyle evde kuralım. Bir taraftan da arkadaşlar biraz çay götürüyorum. Söylemesi ayıp. Kralımızı da yerine gönderelim. Esneyerek saldıran düşmanımız var arkadaşlar. Şimdi onu ben Tonga'ya düşüreceğim. Nasıl derseniz. Çünkü direktmen yaptığı müteahhit olayı burada. Kampı yani. Müteahhit kampı. Oradan çıkarır çıkaramaz hemen Tonga'ya düşecektir. Siege'ler, katapultlar. Taş güzel akmaya başladı. Şimdi odunla da bir olaya girmemiz lazım.
Artık ekmek üretelim. Onlar gelmeye başladığına göre. Evet. Yavaş yavaş mevzuya girmeye başladık arkadaşlar. Tabii bu arada şeyi de dengelemeye çalışıyorum. Biraz da ekin evi yapayım şöyle. Yanlış yapmadık değil mi? Doğru. Ben buraya ne yapmışım ya? Hadi ya. Biz buraya ekmek evi yapmışız. Hiç aklımız nerede bizim ya? Gerçekten benim beyin gitmiş abi. Biraz odun alalım. Hemen bunu takviye etmemiz gerekecek. Ekinler çünkü yok. Ben o ekinleri oradan üretildi zannettim. Ha burada bir de sıkıntı doğa olayı var arkadaşlar. Böyle şimşek çakıyor. Az önce gördünüz burada bir kararma oldu. Ya şu anda da sesi geliyor yakınlarda bir yerde herhalde. Onun için de şeyi bulundurmamız gerekiyor bir waterfall. Çünkü bir şeyimiz yanarsa çıra gibi tutuşuruz yani. Onun için ama odun gerekli. Biraz sabredeceğiz artık. Neyse şimdilik şimşek düşmanlarımızın üzerine yağıyor. Ev kurduk. Şöyle biraz daha destek vereyim. Hatta şöyle bir şey yapsak hiç fena olmayabilir. Ama şuradaki düşmanları bir eritebilirse arkadaşlar. Abi şunları bir eritin. Tamam. Hop hop hop. Aa, Tonga'ya düşecektik. Güzel. Demir üretimine zırh üretimi de başladı. Ben crossbow'um da üretmeye başlayayım. Yavaş yavaş. Durumlarımız düzelmeye başladı. Odun mu yok? Biraz da altına ihtiyacımız var. Şöyle şuraya inşa edelim. Güzel zırhla beraber crossbow olayına da girelim. Crossbowcular biliyorsunuz arkadaşlar, atışlarıyla meşhur uzaktan gerçekten iyi adam alıyorlar. Böyle ekmek evine girelim. Hunta da fena ev istiyor ya. Güzel. Ekin durumlarımız nasıl? 13 iyi 10 dengede ama biraz burası biraz sıkıntıya benziyor. Ya değirmen de bir tane daha yaptırsak çok sıkıntıya giriyoruz ya acayip pahalı. Yani odunlar bize pahalıya mal oluyor açıkçası. Burası güzel oldu ya. Gerçekten güzel bir savunma kurduk. Şimdi crossbow'lar olunca bunu direktmen şak diye alacaklar. Bakalım. Ekim mevzusu biraz yavaş deniyor burada. Ne kadar çok ekmek evi, o kadar ekmek demek arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şöyle yavaştan kapımızı falan yapsak.
Rahat'ın öyle korkulacak bir olayı yok açıkçası. Çökebilirim birazdan. Biraz elimizi yüzümüzü toplayalım. Böyle yiyecek durumlarımız biraz dengelensin. O zaman çökeceğim. Şöyle ben olaya gireyim artık. Evet. Oyun bize ikinci olduğumuzu söyledi. Durumlarda. Gerçekten de ikinciymişiz, evet. Teyit etmek istedim. Rats beni tehdit etme dostum. Evet, ekmek olayı güzel gidiyor arkadaşlar şu anda. %200'e ulaşmışız. Ben şöyle birkaç tane daha alayım. Burası güzel. İşleri yoluna koyduk. Artık mangırlara bakacağız. Biraz da şuraya öküz desteği verelim. Biraz yetersiz gibi. Şurada kaldığı için. Değirmen biraz geç kalıyor. Onun için de ikinci bir değirmen kurayım ben hemen. Yani ben hayvan gibi kurduğum için genelde 5-6 tane kurmadan rahat edemiyorum. Aşağıda şihah şekil önümden çekil. Mevzuya girmiş. Biz de biraz crossbow'cularla mevzuya girelim. Yine popülasyonumuz dolmuş arkadaşlar. Çok çabuk doluyor ya. Şöyle ben biraz daha ev yapayım. O satın aldık. Üstünde artı 20 yazdı ama bir şey gelen giden olmadı. Bazen öyle olabiliyor ya. Tuhaf yani. Şimdi popülasyonumuz hızla artarken arkadaşlar ekmek üretimimize bakalım. Güzel gidiyor. Hatta ekmekten para kırabiliriz. Öyle de bir yöntem yapabiliriz ileriki zamanlarda. Şu an şurada ağaç olduğu için biraz olaya giremiyoruz açıkçası. Şöyle yapsak. Şimdi biri odun bırakmıyorsa ben hemen şunları kırıp şuraya kurayım. Burada artık mevzuya girsinler. Hem yer açıldı orada. Taşlar güzel akmaya başladı. Şimdilik elimle satıyorum. Market kursak bayağı bir altın istiyor. O yüzden altını bekleyemeyeceğim. Şunu da öyle yapalım. Hiç uğraşmayalım. Ben şöyle bir duruma gireyim biraz da. Healer'larımı da şuraya gönderebilirsem. Ne kadar enemi varmış burada. Hadi dostum. Niye oraya gidemiyoruz? Neyse önce bir oraya gitsinler. Hop. Yine gelmiş. Siege iş başında. Katapaltı yok edelim. Evet, bunlar
Burada duruma giriyor. Ekmeğimiz şahane ilerlerken biz taşlarımızı satıp odunumuza yüklenelim. Ekmeğe hiç bakmak istemiyorum artık çünkü arkamı dönüp ona göre ben saldırı planları kurmam lazım artık yavaştan arkadaşlar. Altınımız iyi ise artık topuz olayına da girelim. Şöyle. Odun lazım. Bizim elemanlar burada mevzuyu ayarlıyor. Güzel bir savunma oldu o açıdan stratejik konum açısından. Güzel de yayılmayı başardık. Özellikle taş çok güzel geliyor arkadaşlar. Ben de bir yandan para biriktirmeye çalışıyorum. Balyozcu çıkartacağım çünkü kafalarına balyozu geçireceğiz. Tabi taş demir kadar para etmediği için o kadar para kazanamıyoruz açıkçası. Evet, şu anda oyun bize birinci seviyeye geldiğimizi söyledi. Evet, artık hükümdarlık bizde. Tırsmaya başlasınlar bizden. Ben hatta bir Trabakıt'la o olaya girsem şöyle yetişir mi ki oraya? Şuraya falan gelmesi lazım. Biraz da topuzcuya girelim. Çünkü oradaki ekibe bayağı bir destek gerekecek. Buradan Trevakıt sallarken burada iyi bir savunma yapılması gerekiyor. Sakat ya. Şunları biraz çekelim. Trevakıt'a zarar gelirse. Onlar halletti. Şöyle yapayım. Trevakıt biraz zarar görmüş ya. Ona da bir healer göndeririz artık. Ben Trevakıt'ımı kurayım. Şuraları dövmeye başlayalım. Artık. Hop 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 hop. Burada valla bir yangın çıkarsa aralayamayız. O yüzden direkt koyalım. Buraya şimşek çakacak şimdi arkadaşlar. İşte bahsettiğim olay. Yangın çıkarabiliyor. Umarım çıkarmaz diye umut ediyorum. Ben yine de su olarak önlemimi aldım. Ama her ne olursa olsun. Evet, yangın çıktı. Fazla uzamadan söndürebilirsek
İyi akıl ettim ya son anda. Yoksa yani bir yangınla küle dönebilirdik yine. Hadi şimşek git artık ya. Bu da bayağı bir uzun bekliyor ya. Asker de çıkaramıyorsunuz. Evet, Rat'ın işine gelmediği için saldırıyor. Has. Hastır ya. Ne yapacağız şimdi? Yangın fena yayılmış ya. Şöyle engellememiz lazım onları. Artık giden gitti. Sıkıntı büyük. Lan bitirdi bizi ya. Uf. Abi nereden çıktı bu geri zekalı şimşek ya? Neyse artık durumu toparlayacağız. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Tekrar durumu toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şimşek bizi mahvetti çıktı yani. Bir sürü zarara girdik şimdi. Sıkıntı büyük. Neyse ben toparlayabildiğim kadar toparladım arkadaşlar. Biraz sinirimizi bozdu ama sıkıntı yok. Evet, ekmeğimiz de birikmiş gördüğünüz gibi. Evet, büyük bir saldırı olmuş buraya da. Mevzu iyice büyümüş. Ve şu okçulardan oraya alayım. Şu okçularımı artık şöyle almak istiyorum. Burada bir şimşek bakta kalmış sanki arkadaşlar. Bakta gelmiş. Şuraya adamlarımı toplayayım. Rahata yavaştan çökmeye hazırlanalım. Okçumuz az ama biraz. Şöyle 30'layalım. Popülasyon yetmiyor yine. Ya şimşek git. Yemin ediyorum her yeri talan ediyor ya. Şöyle iki tane yapalım bari. Yetişmiyorlar. Adamlarımızı haşat etmesin şimşek, şöyle biraz çekelim. Düşerse yıldırım mıldırım.
Onlar duruma oradan giriyorlarmış. Şimşek gitti sonunda tekrar. Güzel. 61 tane okçu artık çekebiliriz. Gelin siz de öyle. Şöyle artık radı çökertmeye başlayalım arkadaşlar. Şuradan olaya girelim. Şöyle parça parça olaya gireyim artık. Buradan giremiyor musunuz ya? Şurayı açabilirsek arkadaşlar içeriye dalacağız. Evet açıldı. Dalın abi. Alırlar diye düşünüyorum. Her şey zaten uyku modunu almış bizimki. Bak bak adamını kralını kale içine sakladı ya. Nerede bu kral şimdi? Ha. Kralı nereye götürmüş ya? Tamam, elemanları oradan çıkarıp kaleyi kapatmasın. Şunları da içeriye sokayım da öyle olaya giremesin. Ratı aldık gibi arkadaşlar. Elemanları bekliyor, dalmıyorlar da. Ratı aldık arkadaşlar. Şimdilik ordularımızı geri çekelim. Şöyle okçuları da çekelim abi. Şöyle şunları da şöyle geri saflarına çekiyorum. Arkadaşlar dilerseniz şaha kısmını da bir sonraki bölümde yapalım. Gayet uzun oldu gibi. Tekrar sizlerle olmak güzel. Güzeldi yani zevkli geçti. Şimdilik arkadaşlar benden bu kadar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyun molasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.